Yani Kürdistan'a barış inisiyatif Peace in Kurdistan burada 30 seneye aşkın e, yani Kürt özgürlük mücadelesine, da, mücadelesiyle birlikte dayanışma içinde e, özellikle e, 99 yılından sonra e, Öcalan'a özgürlük çağrılarında e, öncülük etmiş bir e, inisiyatiftir. E, biz <laughs> Yolanda Mektup'ta Kürt ad meclisi olarak e, bir e, imzacıydık fakat onlar öncülüğünü etti. E, 70'e aşkın e, akademisyen siyasi setci, milletvekili olsun, işte sanatçı, profesör ve değerli şahsiyetlerin bulunduğu bir inisiyatiften oluşan işte Kürsani için Barış İniyatifi, bu mektuba öncülük etmek istedi. Yani öcalana özgürlük çağrılarını yükseltmek için özellikle de CPT'nin görevlerini yerine getirmesi için, yani İmralı adasına acil bir delegasyon yollanması ve Öcalan'ın durumuyla ilgili e, Kürt halkını ve kamuoyunu bilgilendirmesi e, açısından bir çağrıda bulundu. E, zaten bilindiği üzere yaklaşık 4 senedir Öcalan'dan haber alınamıyor, e, ne avukatları ne ailesiyle görüşemiyor. E, ve bundan dolayı Kürt halkı ve Kürt halkının dostları da, yani biz başta diyoruz Kürt Kürt halkı kaygılı fakat Kürt halkının dostları da Kürt mücadelesini e, ve Kürt sorunun çözümüne çözümüyle yani çözümü kampanyasıyla dayanışma içinde olan bütün kitleler Öcalan'ın tabii başta Öcalan'ı önce aktör olarak gördükleri için onun durumu en kritik nokta oluyor Kürt sorununda ve buna nazaran biz de bu mektubu yani Kürtler için barış Inisiyatifi ile Britanya'da bulunan şahsiyetlerle birlikte hazırladık kamuoyuna ve basına açıkladık ee, ve bu kampanyanın başlangıcı aslında CPT'ye yapacağımız kampanya. Biz dostlar açısından bir kampanya başlattık, e, mektup yazma kampanyası. E, Kürt halkı içerisinde de, halkımız içerisinde de böyle e, çalışmalarımız ol olacaktır ileriki zamanda. Fakat göstermek istediğimiz, yani özellikle Britanya boyutunda e, göstermek istediğimiz imaj şöyle ki, Britanya'da bulunan öncü şahsiyetler buna... ...buradaki mesela muhalefet partisinin eski lideri Jeremy Corbyn de dahil... Ee, ...en büyük sendikalar United Union'dan Simon Dobbins... Ee, ...onun dışında çeşitli insan hakları e, savunucuları, avukatları e, olsun... ...yani Britanya'da bulunan birçok dost e, sadece dayanışma içinler değil... Pratik olarak da Kürt mücadelesi için faaliyet yürüten birçok dostumuz bu mektubun imzacıların başında geliyorlar. Yani bizle birlikte çağrılarını öne sürmek amacımızdı. Bu çalışmayla birlikte tabii kendimizi katarak da. Yani şimdilik kampanyamızı bu şekilde başlattık, start verdik diyelim bu mektupla birlikte. Yani bu bir bir defaya mahsus bir çalışma değil. Yani Öcalan son 99'dan beri e, yani ağırlaştırılmış daha da ağırlaştırılan bir tecrit altında olduğu süreç içerisinde de e, yani yeni paradigma ile birlikte özellikle geliştirilen demokratik modernite paradigmasıyla birlikte tek vurguladığı şey barış yani e, bu kadar süre içerisinde Türk devletine yapılan tek çağrı barış ve diyalog müzakere e, hiçbir zaman barış e, Kürt özgürlük mücadelesi de olsun. Öcalan şahsında Kürt özgürlük mücadelesi savaştan yana, şiddetten yana e, bir mücadele olmamıştır. Her zaman barış için, diyalog için oturup ortak şekilde yaşadığımız coğrafya içinde barışçıl bir şekilde nasıl yaşayabiliriz sorularına cevap bulabilmek için e, çalışma yürütmüştür. E, yani <laughs> Öcalan üzerindeki tecrit biz şimdi ele aldığımızda, e, halk da ele aldığında, hareket de ele aldığında e, Kürt halkı üzerinde bir tecrit olarak tanımlandırıyor. Sadece Öcalan üzerinde değil, sadece bir şahsiyet üzerinde değil. Ve özellikle de Öcalan üzerindeki son dört yıllık e, iletişim kesintili kesintiliği Öcalan'ı Kürt halkından ve bütün ezilmiş halklardan yani paradigmasıyla birlikte bizim bu mektup bir starttır dememizin sebebi ise biz buradaki İngiltere'de, Britanya'da e, bütün siyasi partilerden ee, özel olarak CPT'ye mektup e, isteklerimiz olacak. Ee, yani özellikle öncü milletvekillerinden, e, kampanyada yer almış, kampanyanın startında yer almış milletvekillerinden e, kendi şahsiyetleri adına CPT'ye mektup e, yazmalarını isteyeceğiz. Onun dışında Kürt halkı içinde yani Avrupa sahasında bu yapılıyor şu anda. E, kadın Hareketi bunun startını verdi. E, Kürt halkının da yüzlerce mektup CPT'ye e, yazıp CPT üzerine bir şekilde diplomatik baskı başlatması. Yani biz bunu bir eylem tarzı olarak geliştiriyoruz aslında. Yani aynı mektupları yollasak da Kürt halkı yüz binlerce mektubu yani uluslararası bir kuruma gönderip bu kişi bizim irademizdir ve biz bu kişiden haber almak istiyoruz. En temel yani insan hakkı olarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Britanya'da bu şekilde yani sendikalarla birlikte çalışıyoruz biz. Sendika festivalleri var yaz sürecinde. Orada özellikle bu kampanyayı daha öne süreceğiz. Orada imza kampanyalarımız olacak. Yankı yaptığı bütün ezilmiş kitlelerden iletişimi Öcalan ve onlar arasında koparmak oldu. Yani özellikle Kürt halkı için ocalan ocalan ne kadar yani bir irade temsiliyeti olduğu için yani 40 50 yıla aşkın bir yani dev, devrimci yürüyüş var bir mücadele yürüyüşü var ve bunun öncülüğünü Öcalan yapıyor Abdullah Öcalan yapıyor. Ee, Tabi mezde verilen savaşta demokratik alanda verilen mücadeleler de hepsi top yekün gördüğümüz gibi yani seçimlerde de gördük. En temel çağrı ve aslında Dem partinin kazanımlarına büyük etki yapan büyük olumlu etki yaratan ee, bu kampanya oldu. Öcalan'a özgürlük çağrıları oldu. Yani kitleyi, Kürt halkını gerçekten bir araya getiren e, irade temsiliyeti Öcalan'dır. E, yani bir çatı altına getirip, e, bir çözüm perspektifiyle, yani bir pencereden e, Kürt sorununu nasıl çözeriz? Yani dört parçaya bölünmüş bir topluluğun birlikte yaşama ihtimalini bile yaratan e, Öcalan'dan geçiyor bu e, soruların cevabı. Yani öte yandan Uluslararası alandan baktığımızda da NATO'nun e, yani özellikle İmralı adasının sadece bir e, yani Türkiye'nin e, İmralı adasına gardiyanlık yaptığını, İmralı adasının aslında bir NATO ürünü olduğunu e, yani e, teşhis etmiş bulunuyoruz yani yıllardır böyle e, gerek avukatları tarafından olsun e, gerek, hareketin, e, gerek hareketin hareketim gerek hareketim perspektiflerinden olsun yani İmralı sadece Türkiye içinde bir hapishane değil aslında Öcalan NATO tarafından esir tutuluyor şu anda. Nedenine bakarsak da Öcalan'ın yarattığı paradigma Orta Doğu'da dengeleri gerçekten radikal bir şekilde değiştirebilecek potansiyelde olduğu için Batı ülkelerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin Fransa'nın çıkarları yanında olamayacağı için Öcalan'ın öncü rolünü oynamasında. Oynamasından bir nevi korkuyorlar. Ee, ve korktukları için 99 yılında zaten uluslararası komplo neticesiyle İmralı'ya getirilip yıllar boyunca Türkiye'nin gardiyanlığı öncülüğünde e, ağırlaştırılmış, daha da ağırlaştırılmış ve şimdi tamamen iletişim kesikliğine gelmiş bir e, tecrit. Ki çoğu uluslararası e, hak hakları savunan e, hukukçular da aslında artık İmralı sisteminin bir tecrit değil, bir işkence sistemi ne dönüştürüldüğünü e, tanımlamış durumda durumda yani sadece tecrit diyerek aslında olayı tam yansıtmıyoruz e, şu an yaşanan ağırlaştırılmış bir e, yani tecriti geçmiş içkence sistemi yani dünya tarihinde görülmemiş bir e, insanı e, seneler boyunca bir e, odaya tıkayıp e, onun fikirlerinden korktuğu e, korkulduğu için onun halkın halkından koparmaya çalışılması ee, ve bu neticeyle yani şu 4 senelik CPT'nin de e, yani yasal görevlerini yerine getirmemesi, adayı ziyaret edip e, raporlarında açığa getirmemesi bazı gerçeklikleri e, yani bu konular aslında uluslararası alanı daha çok ilgilendiriyor. Sadece Türkiye e, yani mesela Türkiye'deki e, Öcalan'a karşı olsun, Kürt sorununa karşı olsun, hassasiyetsizliği yansıtmıyor. Aslında uluslararası alanda da Öcalan'ın haber alınmaması Batı ülkelerinin uluslararası e, güçlerin işine geliyor. E, yani eğer ki Öcalan ve Kürt halkı arasında bir diyalog e, ya da bir bağlantı oluşursa biliyorlar ki Kürt mücadelesinin var olan örgütlülüğü daha da üst zirveye çıkacak. Yani bu bu da bir yandan Avrupa sahalarında da şimdi kriminalizasyon e, politikalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Yani biliyorlar ki ön, yani Öcalan'dan haber almamasına rağmen Kürt halkı paradigma ile birlikte bu kadar e, öz savunma temelinde kendini örgütleyebiliyor. Öcalan eğer bu mücadelenin öncülüğüne edilmeye izin verilse, e, Kürt halkının varabileceği nokta gerçekten e, hayal edilemez bile e, denilecek şekilde e, ve bunun için batı ülkeleri birazcık da e, denetleyem denetleyemeyecekleri bir örgütlülük aslında e, çekiniyorlar e, Kürt halkı açısından. Çünkü Kürt halkı 100 sene önceki e, ideolojisiz halk değil. E, bu önemli, bunu vurgulamak önemli. Kürt halkının şu anda e, bir araya geldi geldiği, bir, e, önder olarak gördüğü e, Abdullah Öcalan ve e, etrafında kenetlendiği bir demokratik modernite paradigması var. Bunu da çeşitli şekillerde kadın, kadın hareketinden, gençlik hareketinden olsun, diplomatik faaliyetlerden, basın çalışmalarına olsun, her şekilde kendi içinde özgün e, gerekçelerine göre e, örgütlüyor. E, bu her zaman söylenen bir şey. Türkiye'deki demokratik kriz olsun, genel anlamdaki ekonomik kriz olsun, yani bütün sosyal ve ekonomik krizler e, bir şekilde Kürt sorununa e, dayanıyor. Yani Kürt sorunu Türkiye'nin altyapısından oluşan bir sorun aslında. 100 sene önceki Lozan Anlaşması'nın itibaren yani Türk kimliğini zirveye çıkarma ve diğer toplulukları aslında Türkleştirme çabalarına karşı bu mücadeleler gerçekleşti. Tabii Kürt mücadelesi Türkiye'de şu an en üst zirveye çıkmış mücadele. En büyük topluluk olarak Türkiye'de yaşayan. Yani Türkiye'nin kendi kaderinin de e, doğru şekilde ilerlemesi için daha e, verimli bir şekilde ilerlemesi için ve Türkiye gerçekten bölgede e, bir güç olmak istiyorsa ki e, çabaları bu şekilde gözüküyor. Kürtleri e, kürtlere karşı sava savaşmaktansa, Kürtlerin var olduğu aynı topraklarda barış ve yaşamayı e, kendine bir e, objektif olarak e, tanımlarsa daha kendisi içine daha verimli olacağı aslında söylenilebilir. E, Kürt düşmanlığıyla e, kendini büyütmeye çalışan bir ülke yani kısa dönemde kendi, kendi çıkarları için kendi çıkarlarını düşünen Türkiye uzun dönemde e, ne kadar zarar göre, görebileceğini aslında düşünmüyor. Şu anda paniklenmiş ve e, kendini kurtarmaya çalışan bir iktidar görüyoruz yani bunu belediye seçimlerinde de gördük yerel seçimlerde de e, yani Türkiye halklarının sadece Kürdistan'daki halk değil Türkiye halklarının da değişimine kadar açık olduğu apaçık ortada yani iktidarın bunu görmesi gerekiyor e, yani demokratik alandaki çağrılara karşı bir e, cevap olması gerekiyor onun için bizim çağrımız her zaman nettir yani halkların yanındadır her zaman ezilen halkların yanındadır en başta da Kürt halkının mücadelesine sahip çıkmaktadır ve bunu her zaman biz e, söylüyoruz, Kürt halkının mücadelesi Öcalan üzerindeki tecrit ve işkence sisteminden bağımsız değildir. Yani e, hareket tarafından başlatılan e, 9 Ekim'den dostlar öncülüğünde yapılan Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa siyasi çözüm hamlesi bu çerçevede gerçekleşiyor.